Teşekkür ederim. Ha? Sağ ol diyorum ustacığım, eyvallah. Ne demek ya, benim hoşuma gitti. Hoşuna mı gitti? Ha, yani. Yardım etmek. Seviyorum. Bak yine getirmiş koymuş bunları buraya. Var kızım ya. İki saniye bizim de şurada bir cumhuriyetimiz olmasın mı ya? Olmasın. Tamam, ben o izin verdiğim masaya koyarım birazdan. Bir şey olmaz. Aslında tatlı çocuksun. Öyle sandalla gelmeler falan. Sen de o kadar yabani değilsin. Sarılınca sarmalıyorsun. Şaştığımdan. Şaştın. Yasemin, ben sana bir şey soracağım da. Sor tabii. Doğru cevap vereceğim ama. Tamam. Siz bu ateşle şimdi hani arkadaş gibi bir şeysiniz değil mi yani? Ne diyorsun oğlum? Şey diyorum işte ya, siz bu ateşle hani böyle kadın erkek hesabı, hani yakın arkadaş gibisiniz siz, hani böyle hani kanka, cakabı, kuzen, ajan, reis, kral, vay kral gibi. Sizin. Anlamadım. Neyini anlamadın ya? Yani bu anlaşılmayacak bir şey yok ki kızım burada şimdi. Biz odaya geldik ya, sizin odaya. Tek bir tane yatak var değil mi orada? Ha, şu mesele. Ne var oğlum? Arkadaş sarılıp yatıyoruz işte. Seni yerde mi yatırıyor ya? Hakikaten sen yerde yatıyorsun o... Vay arkadaş ya, hayret ya. Ulan yerde nasıl yatırıyor seni ya? Ay. Ya sabır, ya sabır. Celal. Hı. Diyorum ki saçlarımı sarıya mı boyasın? Boyat tabii Perihan. Bir de bu çok ara bir boy oldu ya. Şöyle biraz daha mı kısa kestirsem, ne dersin? Kestir tabii Perihan. Seni öldürürüm Celal. Öldür tabii Perihan. Sen beni dinliyor musun? Dinliyorum tabii Perihan. Ne dedim? Ne dedim ben? Ne dedim? Beni mi sınıyorsun sen? Ne dedimmiş? Şey dedin işte. Saç kavurma yapacağız, yapalım dedin ya bana. Hı. Demedim mi? Saç kavurma yapalım dedim. Seni kavuracağım o saçlarda ben, seni. Ben
aslında kıymamız bitmiş. Kıyma almaya gideyim Perihan. Ne yapacağız ya? Sen niye öyle bakıyorsun? Stok yapıyorum. Artık aynı evde kalmayacağız ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Düz. Bazen böyle kaba bir insan gibi davranıyorsun. Sonra romantik serseri gibi davranıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum ki Yasemin. Yani niye sizce davranıyorum? Bir öyle oluyorum. O zaman öyle oluyor. Bazen böyle oluyorum. O zaman böyle oluyor. Ama bir tek bir şey biliyorum. Sen de ne yaşarsam yaşayayım. Hep buraya kazanıyor. Sonra dizi gibi tek kart tek tarih görüyorum yani. Bak yine. Bak yine. Çocuklar. Dayı. Açmışsınız dükkanı. Daha. Açtık da bir Emin abi. Niye açmayalım? Kuzum ne bileyim. Yalıya taşınmadın mı sen? Burası zor olmuyor mu? Değil yalı. Bana saray verseniz ben yine de gelir sabah dükkanımı açarım. Çok emek verdim ben buraya. Merhaba gençler. Emin ne haber? İyi. Ya Demir dükkana bir bakıversene oğlum ya. Anan çıldırdı vallahi. Sürekli fırça yiyorum yahu. Kıyma alacağım diye kaçtım dükkandan. Gözünü seveyim eksikliğimi setirme. Hadi koçum. Hadi aslanım. Bakın. Yok yok ya, o benim kurtarıcım. Hadi. Emin, bir gelsene biraz konuşalım. O kadın yine geldi. Kadın? Ha, bu gün yapacağım diye. Yok yok, o değil. Onun yolladığı, hani en son gelen var ya. Ha. Ya oğlum, var ya o kadında beni rahatsız eden bir şey var ya. Yani ne bileyim, böyle altından bir şey çıkacak diye korkuyorum. Acayip gerginim, kimseye çaktırmıyorum ama. Ya arkadaş, yani sürekli peşimizde kadın. E şimdi mahalleye de yerleşiyor. Ya tamam, Mansaf'a hizmet ediyor olabilirsin ama acaba neyin peşinde, ne yapıyor, ne istiyor bu kadın ya? Çelo, biz Asaf Asaf diyoruz da acaba bu kadının Asaf'la ilgisi yok mu? Arkadaş, onunla ilgisi yoksa o zaman öyle bir kadın niye bu mahalleye yerleşmekte ısrar etsin? Bir gariplik var yani bunda ya. Yerleşebildin mi? Güzel. Size çay getirdim. Sağ ol canım kızım. Ateş. Oo, afiyet olsun. Çay mı içiyorsunuz? Ya, gel şey yap sen de iç. Ben de ben alayım içeriden. Afiyet olsun. Eyvallah. Duydun mu acaba? Neyi? 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 Duydun mu acaba beni? Hadi konuşuyorum koşuyorum, hiç dinlemiyorsun. Duydum da sağır mıyım? Dinliyorum zaten. Allah Allah sen ya. Hiç. Bağıra bağıra konuşuyor. Bağıra bağıra lan ne bileyim. Konuşuyor senin dükkanı.